Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'ye hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz Sayın Davut Doğan, Doğutaş Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı ama aynı zamanda da MOSFET Başkan Vekili. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Sanayicileri ağırlayınca daha da mutlu oluyoruz. Önce sektörle ilgili konuşalım. Bu yıl mobilya sektörümüz, mobilya sanayimiz için daha iyi bir yıl. İhracat da iyi gidiyor. Rakamlara baktığımızda öyle görüyoruz. Siz ne görüyorsunuz? Bu sene bir rekor olacak mı sektör adına? Bu yıl dış ticaret bakımından iyiyiz. Yani ihracatta %8'lik bir artış var. Bu Türkiye'deki tüm sektörler arasında önemli bir yer. Fakat iç pazarda maalesef istediğimiz sonuçları henüz alamadık. Evet. Haziran ayına kadar bir KDV indirimi vardı. Haziran ayına kadar yine KDV indirimi nedeniyle bir hareketlik oldu ama sonra bir durgunluk yaşandı. Yani son 3 aya baktığımız zaman mobilya sektöründe son 3 ayda %10'luk bir daralma olduğunu görüyoruz. Hı hı. Ama konut sektöründeki bu yapılan destekler, özellikle faizlerin indirilmesiyle birlikte konut sektöründe bir hareketlik başladı. Evet, o aslında size sirayet edecek. Kesinlikle. Çünkü konut sektörü bazı sektörleri, önemli sektörü de destekleyen dinamik bir sektör. Mobilya sektöründe de insanlar önce evini alacak ki sonra biz mobilyalarını, mutfaklarını, banyolarını yapabilirim, satabilirim. Şimdi konutla otomotivde son 2 aydır satışlar hızlandı. Onu evet, hissettik. Evet. Bunda faizlerin önemli etkisi var. Faizler sizin için de önemli değil mi? Ne kadar önemli? Hani işin konut tarafı için önemli ama sizin satışlarınızı da canlandırabilir. Tabii, çünkü faizler yüksek olduğu zaman tüketiciler de hani mal alımını bir erteleyebiliyor veya piyasalar durgun hale geliyor. Biz sanayici olarak zaten yüksek faizli olduğu dönemlerde yatırımı pek sevmeyiz. Çünkü risk işin yatırım tarafı için. Ama şimdi baktığımız zaman gerçekten özellikle faizler çok düşürüldü. Merkez Bankası'nın 3 parti yapmış olduğu %10 indirimler çok önemli. Şimdi Aralık'ta ne olacak bilmiyoruz. Bir Aralık'ta da tekrar bir 200 bas puan bir tekrar bir beklenti var ama şu anda geldiğimiz noktada faizler kabul edilebilir bir seviyede. Özellikle devlet bankaları buna çok uyuyor. Halen özel sektör bankaları, özel bankalarda faizler halen istenilen seviye çekilmedi maalesef. Daha yüksek. Daha yüksek. Peki faizleri açmışken tamam, faizlerin düşmesi, genel ortamın iyi olması güzel ama başka destekler de oldu devlet tarafından. Tabii, kesinlikle. Onlarla ilgili bir etki hissettiniz mi? Mesela istihdama dair teşvikler oldu. Şimdi bu istihdam paketi daha yeni açıklandı. İstihdamda teşvik paketi. Örneğin biz de şirket olarak dün bir devlet bankasıyla ve Vakıflar Bankası'nın bu konuda bir desteğini aldık. Bu çok önemli. Yani faizlerin %8-10 bandında bir maliyet oluyor ki. Hmm. Bu da sanayici için çok önemli. Çünkü biz de istihdam için bir taahhütte bulunuyoruz. Biz de zaten şirket olarak bizim BİGA'da bir tesisimiz var, Düzce'de bir tesisimiz var markalarımızın. Biz de burada önümüzdeki dönem için bütçelerimize baktığımız zaman 200 kadar işçi, 300 kadar da mimar almayı düşünüyoruz, planladık. İlave olarak. Bu 500 kişilik istihdam. Burada özellikle bizim markalarımızda, bütün mağazalarımızda, bayilerimizle birlikte bir karar aldık. Ortak bir karar aldık. Hepsinde birer mimar çalıştırma zorunlu. Dolayısıyla 300 tane yeni mimar alımı. Çok bunlar güzel. Yani şu anda 40-50 kadarı da sağlandı. Yılbaşına kadar bunu tamamlayacağız. Dolayısıyla bu 300 kişilik bir mimar kadrosu, ek istihdam, kalifiye personel olması bakımından burada ciddi KOSGEB destekleri de var. Evet. Yani evet. Devletin bu konudaki desteklerini gerçekten yani... O zaman sektör zaten istihdam yoğun bir sektör. Herhalde önümüzdeki dönemde hem üretim tarafında hem sektörün perakendesi tarafında istihdam artışı göreceğiz tabii inşallah. Tabii ki. Bu bizi motive ediyor. Çünkü düşük faizli bulduğumuz kredilerle de yani şirket olarak da nakit akışımızı çok düzene soktuk. Yeni bir krediye ihtiyacımız yok. Çünkü yatırımlarımızı da önemli ölçüde tamamlamıştık ama yani alınan kredilerle bu %8-10 faizli özellikle istihdam kredileri de var olan yüksek faizli kredilerimizi kapatarak biraz daha karlılığı arttırma. Doğru. Aslında bir süre önceki faizler çok yüksek olduğu için onun yükü vardı. Ondan da kurtulma ihtiyacımız var. Bu açıdan önemli. Yani dolayısıyla bu konut sektöründeki canlılık, faizlerin düşürülmesi, sanayicinin istihdam bakımından destekleniyor olması, konut sektöründeki hareketlik zaten hemen aynı anda yansımaz ama bu bir süreçtir. Çünkü önce o inşaatlar bitecek, evler tamamlanacak, insanlar evlerine yerleşecek, bizden mobil alacak. Bunda zaten pozitif yansımalarını şurada son 1-2 aydır hissetmeye başladık. Evet. Yani ne oluyor? Çünkü böyle dönemlerde
faizler düştüğü zaman yatırımcı iştahı da artıyor. Yani doğru. Sanayi dışında ticaret bakımından da yani peki, örneğin bayilikler... O konuda da mesela son dönemde makro verilere baktığımızda ekonomide bir büyüme trendi başladı görülüyor. Siz ne görüyorsunuz? Son çeyrekte pozitif bir rakam ortaya çıkacak mı? Ya da 2020'de daha mı iyi bir yıl olacak sanayi açısından? Biz bütçelerimizi işte bağlamak üzereyiz. Bütçelerimize baktığımızda... Yani cirolar artacak mı? Tabii ki şöyle biz yani %30'luk bir büyüme bekliyoruz açıkçası. Çünkü son zamanlarda bizim işte ülkemizdeki bu iyiye gidiş, ülke ekonomisine olan güvenin artması, biliyorsunuz kredi notumuzda negatiften durağına çevrilmesi, tabii, faizlerin her günde bir açıklama düşüyor olması. Bunlar çok önemli. Devlet desteklerinin de COSGAP gibi, istihdam paketi destekleri gibi bunlar çok önemli. Onun için yatırımcı iştahı da artıyor. Yani örnek veriyorum bizim bugüne kadar hiç görmediğimiz şekilde son 1-1,5 aydır bir bayilik müracaatlarında bir artış olduğunu çok görüyoruz. Güzel. Dolayısıyla bizim bu yıl içerisinde 60 tane yeni mağaza, yeni bayilik açmayı düşünüyoruz. Bunun 30 kadarını açtık ama 30 kadarında bu ay ve önümüzdeki ay açılışlarını yapıp Ocak ayından itibaren bunlardan yeni satışlar gelecek. Bu bizim için için çok önemli. Bir de ülkemize de güven olunca yani örneğin Amerika'yı da konuşmak lazım. Bu Amerika'da olan ilişkiler nedeniyle de zaten ihracatımızın artışından daha da umutluyuz. Yani örneğin bize de 2 tane Amerika'dan bayilik müracaatı geldi ve biz bunlara bayilikler verdik. Şimdi burada da Amerika'da 2 tane mağaza hazırlanıyor. Tam ben de o konuya girecektim. İhracat tarafını başta kısa geçtik ama ihracat tarafına baktığımızda çok ilginç bir şekilde hem çevremizdeki ülkelere hem Amerika'ya %50'den fazla ihracat artışımız var. Evet. Yani var. Bu sektör adına tabii söylüyorum. Kesinlikle. Sektör için söylüyorum. O zaman bizim rekabet gücümüz giderek artıyor diyebilir miyiz yurt dışında? Yani artıyor tabii bizim Avrupa pazarlarını yani hem ülke olarak çok imal ettik. Biz de sektör olarak imal ettik. Avrupa'da halen çok büyük pazar var. Yani bize yakın olan ülkelerde pazarda Avrupa Birliği ülkelerinden almış olduğumuz ihracat payı maalesef %4. Evet. Bu çok kötü. Bizim kara komşusu olan bize komşularımızın 18 tane komşumuzdan da almış olduğumuz pazar payı onların ithalatı açısından %11. Yani halen komşularımızla ilgili yapacağımız çok şey var. Yani o mesafeyi kapatmamız lazım. Avrupa Birliği'nde yapacak çok işimiz var. Doğru. Amerika çok büyük bir pazar. Amerika Ticaret Bakanı geldiği zaman biz de Mobilya Federasyonu masfet olarak görüştük kendileriyle de. Ve orada da yine Amerika 50 milyar dolarlık mobilya alımı yapıyor. Bizim de biliyorsunuz yıllık. Türkiye olarak 100 milyar dolarlık bir alımdan söz ediyoruz karşılıklı dış ticaret ama 50 milyar dolarlık mobilya alımı var. Mobilyada bu yıl toplam ihracatımız 5 milyar dolar falan olacak. Yok yani. 5 milyar dolar bile olmayacak. 4,5-5 milyar dolar. Evet yani baktığınız aslında zaman... Aslında potansiyel ne kadar yüksek. Yani baktığınız zaman onların yani Amerika %5'ini Türkiye'den alın 5-6'sını dese bizim 1 yıllık ihracatımıza eşdeğer. 10 olur. Yani bizim ihracatımız 2 katına çıkmış olur. Böyle de fırsatlar var. Bir de Körfez ülkelerinde de son günlerde ciddi işler almaya başladık. Yani örneğin biz dün Katar'da ciddi bir uzun zamandır koşturduğumuz bir iş vardı. Onun en sonunda sözleşmesini imzaladık. 2022 Dünya Kupası yapılıyor Katar'da. Dolayısıyla Katar'da ilişkilerimiz de iyi. Yani biz sektör olarak da, mobilya sektör olarak da orada ciddi stadyumlar yapılıyor, ciddi oteller yapılıyor. Yani biz de oradan proje almaya başladık. Mobilyacıya yani, çok iş var orada. Tabii ki daha sadece bu hafta içerisinde bir Katar, bir Bahreyn'den, yani Körfez ülkeden iş almaya çalıştık. Yani proje işleri de yapıyoruz. Anladım. Dolayısıyla biz şöyle umutluyuz. Onun için de hani bu yıl istediğimiz bir büyüme sağlayamadık maalesef ama işte bunun nedenlerini ülke olarak hep birlikte yaşadık. Bunları biliyoruz ama pozitif bakmak lazım. Gelişmeler iyi. Bunlardan umutluyuz. Onun için de temkinli yaklaşarak önümüzdeki dönem için %30'lu bir büyüme planladık. Çünkü 2020 için. 2020 için. Çünkü niye? Son dönemlere kayan yansıyan bir bayilik taleplerinde artış oldu. Evet. Ciddi mağazalar açıyoruz. Ben buraya gelmeden önce de sabah Kalamış'ta mutfak açılışı yaptık. Bizim kelebek mutfak olarak da mesela oradaki projelerimizi tekrar canlandırıyoruz. Hani bu inşaat sektöründe bir durağanlık oldu ama şimdi de bir hareketlilik bekliyoruz. Anladım. Peki o zaman sizin grup aslında sanayici dedik. 2 tane de çok değerli marka var. Evet. Nasıl bir yapı var? Biraz rakamlarla anlatalım. Mağaza sayısı ne kadar? Fabrika, istihdam, ihracat? Evet. Tabii memnuniyetle. Bizim
Biga'daki tesisimizde, Doğutaş'ın Biga'daki tesisinde 1000 kişi çalışıyor yaklaşık. Kelebek Düzce tesisinde de 600-700 arası değişen bir personel çalışmamız oluyor. Ayrıca bizim bulunduğumuz yerlerde, yani Düzce'de ve Biga'da da ciddi bir yan sanayi oluşturduk. Yani orada, oralarda bize sadece sandalye üretenler var, bize sadece profil üreten firmalar var. Biga Organize Sizin Sanayi Bölgesi'nde yapıyorlar. Onlar da istihdam sağlıyor. Tabii ki sadece burada 40 tane de bizim bir yan sanayi oluşturuyoruz. Dolayısıyla bölgemizde yan sanayi ciddi bir destek sağlıyoruz. Bunlara baktığımız zaman 2000 kişilik bir istihdamı geçiyor. Bayilerimiz var. 300 tane yurt içinde, 50 tane yurt dışında var. Bunun da 170'i Doğutaş, 130'u Kelebek olmak üzere. Şimdi burada mağaza sayılarımızı da arttırıyoruz. Bayilerimizle birlikte çalışanları çarptığımız zaman burada 5000 kişilik bir istihdam söz konusu. Bunu 4 ile çarptığımızda aslında 20.000 kişilik bir aile olduğumuzu söyleyebiliriz. Yani sizdeki sanayinin çarkları döndükçe 20.000 kişiye iş oluyor. Evet. Sanayinin çarkları daha hızlı dönmesi lazım, evet, değil mi? Evet, dönmesi lazım. Peki sizi bulmuşken biraz işin genelini de konuşalım. Mobilyada tasarım, markalaşma, mağazalaşma bunlar çok önemli şeyler. MOSFET olarak belki neler yapıyorsunuz bu konuda? Mesela Türkiye tasarımda iyi olmalı ki rekabet gücü tabii artsın. Kesinlikle. Markalaşmalı ki katma değer oluşsun, daha çok sizler tabii ciro yapın, ülkeye daha çok kaynak gelsin. Bu konuda mesela üniversitelerle işbirliği var mı? Bir takım faaliyetler var mı? Gençlere dönük? Tabii. Biz hem şirket olarak hem de derneklerimiz olarak, federasyon olarak sanayi işbirliği yapıyoruz. Yani örneğin biz bölgemizde 18 Mart Üniversitesi vardır Biga'da. Yani İktisat Fakültesi var. Biz üniversitelere sürekli bir iletişim halindeyiz. Yani hep onlara söylediğimiz bizim sanayi tesisimizi laboratuvar olarak kullanabilirsiniz. Oradaki meslek yüksek okulundaki öğrenciler yani fabrikayı üniversiteye açmış oluyorsunuz. Tabii mobilya bölümü ilgili derslerini bizim orada yapıyorlar. Yani ayrıca yine Mimar Sinan Üniversitesi ile oradaki mimarlarla tasarım yarışmaları açıyoruz. Bunu federasyon da diğer tüm üniversitelere yayarak öğrencileri teşvik etmek için tasarım yarışmaları zaten düzenli olarak yapılıyor. Bizim federasyonun en önemli yaptığı işlerden birisi de bu dünyanın artık 3. 4. sırasına girmiş olan bir fuarımız var. İMOP fuarı var. Bu Ocak ayında yine yapılacak. Her yıl buraya ciddi alıcılar geliyor. Ve buraya da markalarımız katılıyorlar. Aslında ihracat büyük ölçüde orada bağlanıyor, değil mi? Evet, yani çok ciddi alıcılar geliyor oraya. Burada tasarım tabii ki çok önemli. Türkiye'de maalesef marka sayısı çok yeterli değil. Daha çok 30.000 civarında bir mobilyacıdan söz ediyoruz. Burada markalı olmuş işte ilk 500'e baktığınız zaman 3 tane şirket var. Evet. Biz de bunlardan biriyiz. İkinci 500'de de şirket sayısı oldukça azaldı. Onun için bizim markaların tasarımda Ar-Ge merkezlerinin ayrışması gerekiyor. Evet. Fakat mobilya sektörü olarak bizim en önemli sorunumuz kayıt dışılık ve haksız rekabet var. Şimdi böyle olunca buradaki firmalarımız, markalarımızın güçlenmesi, yani iç pazardaki bu rekabet avantajını elde ederek, yani enerjimizi burada boşa harcamamamız lazım. Dışa, aslında o kayıt dışılık dışa açılmamız bir gerekiyor. Bir sürü emeği de boşa çıkarıyor. Devletin haksız rekabet de, oluyor. Devletin de çünkü burada kaybı var. Onun için bizim beklentimiz şu, hani hep konuşuyoruz biliyorsunuz. Tekstilde %8. Ya bizim döşeme grupları, koltuk gruplarımız, yataktaki mağazalarımız zaten tekstil ürünü. Evet. Onun için burada mobilya sektöründe de KDV 8 veya 10 diyebiliriz. Hani bir seviyeye çekilirse hem haksız rekabet ortadan kalır. Geçici olarak yapıldı bunlar. Etkisini gördünüz mü? Yapıldıkça görüyoruz ama. Görüyorsunuz. Yani. Tabii ki çok ciddi görüyoruz. Onun için bizim rekabet avantajı sağlamamız gerekiyor. Dışarıda güçlü olmamız için. Çünkü mobilya sektörü çok büyüyor. Şu son 15 yıla baktığımız zaman her yıl %15-20 arasında büyüyor. Evet. Bu kötü dönemde bile işte %8. Ve büyüme görüyoruz. İhracatta da öyle. Hiçbir zaman küçülme olmadı. Hani bu günlerde bile %8'lik bir büyüme var. Yani biz bunu daha yukarılara taşıyabiliriz. Evet. Peki son sorumuz da şu olsun. Siz aslında grup olarak aile şirketi kurumsallaşmanın iyi bir örneğisiniz. Bunu hep size de gençler de sorar. Konuşmalarınızda da. Kısaca bunun önemini anlatır mısınız? Yani büyüyen bir şirketin kurumsallaşması ne getirir? Şimdi biz Bigalı bir aileyiz. 6 kardeşiz. 6 erkek kardeşiz. 6 kardeş işte 72 yılında babamız kahvecilik yapıyordu o yıllara kadar. Ondan sonra kahveciliği bırakıp bir mobilya sektörüne giriyor. Alım satım yapıyor. Heh, biz 87 yılında yani onun mesleğiydi ama biz 87 yılında kardeşler yani yaşımız gereği de böyle 18 yaşına giren kardeşleri sonradan aramıza alarak
Başta 3 kardeş, annem, babam 5 kişilik bir şirket kurduk. Evet. Anonim şirket kurduk. Doğataş'ı öyle kurduk. Biga'da. Sonradan kelebeği aldınız. Sonradan kelebek mobilyayı satın aldık. Ama şimdi 6 kardeşin ya da 2 kardeşin ya da 2 ortağın günümüzde birbirine uyum sağlaması, anlaşması çok zor. Biz Allah'a şükür, yani maşallah diyelim, 6 kardeş. Şimdi hepimiz evlendik, gelinler var. Ondan sonra 8 tane 3. kuşak var. 2. kuşak, 3. Biz, kuşak. Onların da 5'i evlendi. Şimdi benim torunum olduğu 4. kuşakta da artık 2 kişi var. 3 kişi var pardon. Aile büyüyor. Biz yazılı kurallar koyduk. Örnek veriyorum, biz kardeşlerle maaşlarımızı hepimiz aynı maaş alırız. Yani avans çekmek yani yasaktır. Yani anayasa yazdınız, kuralları anayasa koydunuz. Yazdık, evet. Şimdi daha rahatsınız. Rahatız. Bütün aile şirketlerinde bunu yapması lazım. Tavsiye ederim. Evet. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katıldığınız için sağ olun. Sevgili seyirciler, Reel Ekonomi'den bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.